Merhabalar sevgili Köy Eğitim ailesi ve değerli misafir öğrencilerim. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda AC Yayınları Üniversite Hazırlık Türkçe 1. kitabın 17. ders anlatım fölümündeyiz. Bundan bir önceki videomuzda sıfatların türlerini işlemiştik. Sıfatları ikiye ayırmıştık. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Belirtme sıfatlarında da işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgesel sıfatlar ve soru sıfatları üzerinde durmuştuk. Aslında onu o föyü işlerken ben size sıfatlarla ilgili genel özellikleri aralarda vermiş idim. Şimdi bu hem bir tekrar föyü gibi olacak bizim için hem de bir sıfat tamlaması nedir onu görmüş olacağız. Evet şimdi arkadaşlar föyümüz sıfat tamlamalarıyla başlamış. Demiş ki niteleme ve belirtme sıfatlarının nitelediği ya da belirttiği ismin önüne gelerek o isimlerle birlikte oluşturduğu kelime grubuna sıfat tamlaması adını veriyoruz. Zaten sıfatlar tamlama biçiminde kendisinden sonraki isimle birlikte alındığı için o tamlamaya, yani ismin önüne sıfatın geldiği tamlamaya biz sıfat tamlaması adını veriyoruz. Demiş ki sıfat tamlamalarında birden çok sıfat tek bir isim niteleyebilir. Yani bir ismin önüne bir sürü niteleme sıfatı getirebilirsiniz. Yüksek, yalçın, geçit vermez, karlı dağ. Bakın nasıl dağ yüksek dağ, nasıl dağ yalçın dağ, nasıl dağ geçit vermez dağ, nasıl dağ karlı dağ. Bakın orada 4 tane birden niteleme sıfatı getirmişim. Yine sıfat tamlamalarında bir sıfat birden çok adı niteleyip belirtebilir. Yani birden çok sıfat gelecek ama hem niteleme sıfatları hem belirtme sıfatları gelecek. Özgür toplumlar, bireyler ve sanatçılar. Bakın burada özgür sıfatı 3 tane birden ismi sıfatı bu arada. Özgür toplumlar, özgür bireyler, özgür sanatçılar veya bütün mahalle, köy, şehir, bütün mahalle, bütün köy, bütün şehir. Yani bir nevi sıfatları ortak birden çok sıfat tamlaması var gibi düşünebilirsiniz. Sıfat tamlamalarında kimi zaman niteleme veya belirtme görevli kısım sözcük öbeğinden oluşabilir. Yani tamlama biçiminde sıfatlarımız olabiliyor biliyorsunuz. Nasıl sanatçı? Milyonların sevgilisi sanatçı. Bakın burada aslında belirtili isim tamlamasını sıfat olarak kullanmış. Veya dünya güzeli kız demiş. Belirtili zat tamlamasını sıfat olarak kullanmış. Bunu ben size isim tamlamalarında da zaten vurgulamış idim. Evet sıfat tamlamalarında hem belirtme hem niteleme sıfatı kullanılabilir. Az önce söylemiştik. 2 metre kareli kumaş. Nasıl kumaş? Kareli kumaş. Ne kadar kumaş? 2 metre kumaş. Evet şimdi etkinlik 1'de 6 çizili tamlamalar var arkadaşlar. Bunlar isim tamlaması mıdır yoksa sıfat tamlaması mıdır diye soruyor bize föyümüz. Türkiye'deki denizlerde demiş. Hangi denizler? Türkiye'deki denizler. Bakın sıfat yapan K ekimiz var orada. İşaret sıfatı yapmış. İstanbul kültür hareketliliği açısından dünyanın en zengin kentlerinden biri diye sormuş. Bakın dünyanın kentleri, hatta dünyanın kentlerinden biri derken burada bir zincirleme isim tamlamamız var. Ama araya bakın sıfat da girmiş. İsim tamlaması diyelim. Kulübenin ardında iki katlı yaşlı bir bina vardır. Bir bırakılmışlık duygusu taşır. Ne duygusu? Bırakılmışlık duygusu. Belirtisiz isim tamlaması. Yaşam boyu geçirilen sevinçli ve acı günler. Gün isim. Nasıl günler? Yaşam boyu geçirilen sevinçli günler. Yaşam boyu geçirilen acı günler. İki tane bakın burada sıfatla nitelendirilmiş bir sıfat tamlaması var. İstanbul Nisanı. Belirtisi zat tamlaması. İstanbul Nisanı'nın sabahları dediğiniz zaman zincirleme isim tamlaması yapmış oluyorsunuz. Yağış ve sıcaklık rejimlerinde baş gösteren düzensizlikler. Nasıl düzensizlikler? Yağış ve sıcaklık rejimlerinde baş gösteren. Bakın burada bir sıfat fiil grubumuz var. Niteleme sıfatı görevinde. Dolayısıyla bunun tamamı bir sıfat tamlamasıdır diyebiliriz. Sağlık sorunları belirtisi zat tamlaması. Mahallelerde en fazla bir evde televizyon bulunduğu günleri yaşayan kuşak. Nasıl kuşak? Mahallelerde en fazla bir evde televizyon bulunduğu günleri yaşayan kuşak. Gene bakın kocaman bir sıfat fiil grubumuz var. Niteleme sıfatı görevinde. Dolayısıyla bu da bir sıfat tamlamasıdır diyeceğiz. Evet bu güzel bir etkinlik olmuş. Şimdi örnek sorumuz var. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur diye sorar. 2020 TYT sorusu arkadaşlar. Bakın müzisyen bir isim. Nasıl müzisyenler? Improvize caz yapan müzisyenler. Bu birinci sıfat tamlaması. Önemli bir yetenek. Bakın ikinci sıfat tamlaması. Bir de sıfat tamlaması var. İkiye geldim. Akış bakın isim. Nasıl akış?
Trans hali olarak bilinen akış bir sıfat tamlaması. Bakın burada tek aktivite var, sayı sıfatı. Tek aktiviteye odaklandığımız durumlar var, yine bir sıfat tamlaması. 3'e geldik. Bakın tüm dikkat belgesiz sıfat. 3'te de yine sıfatımız var. 4'te kas hareketlerinizi, ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor. Benliğin kaybolduğunu gözlemliyorsunuz. Burada isim tamlamaları görüyorum ama sıfat tamlaması göremedim. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. E'de de bakın böyle durumlar. Böyle durumlarda odaklanılan beceriler. 3 seviye bir sürü sıfat tamlamamız var. Evet, örnek soru 2'de de yine aynı şeyi sormuş bize. Bu da 2017 TYT örnek soru kitapçığının sorusu. Demiş ki hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Bakalım. Nasıl yanak? Kadife yanak. Şurada bir tane var bakın. Sapsarı saçlar. Kıpkırmızı yanaklar. Bal rengi ve gülen gözler. Bunlar gene sıfat tamlaması. Yerinde duramayan şirin bir şirin bir afacan. Tamamı sıfat tamlaması. 4'te ben gene göremedim sıfat tamlaması arkadaşlar. 5'e baktım. Gördüğüm bildiğim oyunlar. Küçük kardeş. Bakın bunlar hep sıfat tamlaması. Burada da gene cevabımız D şıkkı olmalı idi. Evet, adlaşmış sıfata geldim. Şimdi biz niteleme sıfatlarını anlatırken zaten adlaşmış sıfattan biraz bahsetmiştik. Demiştik genellikle niteleme sıfatlarında olur. Veya niteleme sıfatı görevindeki sıfat fiillerde olur. Sıfat göreviyle kullanılabileceği halde isim olarak kullanılan sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Sıfat olan sözcükler genellikle çekim eklerini alarak adlaşırlar. Ancak herhangi bir çekim eki almadan yalnız kullanıldığında adlaşan sıfatlar da vardır. Kötü insanlar olmasaydı iyi insanların kıymeti bilinmezdi. Cümlesini kötüler olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi şeklinde. Bakın buradaki kötü ve iyi kelimelerini artık adlaştırmışız. Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir. Ödünç mal güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir şeklinde. Bakın biz bunu istesek sıfat olarak ne yapabiliriz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Yani bir örnek daha verelim, hatta pekişsin yazalım. Mesela diyelim ki sarı kutuları kırmızı kutuların yanına koydu. Buradaki niteleme sıfatlarımız neler? Sarı ve kırmızı sözcükleri. Sarı kutular sıfat tamlaması, kırmızı kutular sıfat tamlaması. Niteleme sıfatından sonra gelen ismi, yani kutu kelimesini cümleden atsak, bu ekleri de sıfatlara getireceğiz tabii ki. Cümleyi nasıl kuracağız? Sarıları kırmızıların yanına koydu şeklinde. Artık buradaki sarı ve kırmızı sözcüklerine biz isim diyoruz arkadaşlar. Evet, sıfatlarda pekiştirmeyi vermiş föyümüz. Yine arkadaşlar niteleme sıfatlarında özellikle birkaç farklı şekilde pekiştirme sıfatı yapabilirsiniz. Bunlardan birincisi MPRS, prasam diye kodlayalım. MPRS pekiştirme üslerini kullanarak, örneğin temiz kelimesini, örneğin ince kelimesini, örneğin yalnız kelimesini nasıl pekiştirebiliriz? Bunun bir kuralı var mı? Var. Kelimenin birinci ünlüsüne kadar olan kısmı, yani temizin T'sini, İncenin iyisini, yalnızın da yağsını. Başa tekrar yazalım. Bakın ilk hece değil, ilk harfler değil. Birinci ünlüye kadar olan kısmı yazıyoruz. Araya da MPRS harflerinden, seslerinden uygun olanı getiriyoruz. Bakın tertemiz, ip ince, yapyalnız olmadı, bir de A getirdim. Bakın şu aralara giren yuvarlak için aldığım sesler, bu arada ses türemesidir. Yani ünsüz türemesi ve bakın şurada hatta hem ünsüz hem ünlü türemiş diyeceğiz. Başka yapabilir miyiz arkadaşlar? Yapabiliriz. Mığmi, soru edatı ve ama bağlacı ile pekiştirme yapabilirsiniz. Güzel mi güzel bir arabası vardı diyebilirsiniz. İşte şirin ama şirin bir bebekmiş diyebilirsiniz. İkileme şeklinde yapabilirsiniz. Değil mi? Yavaş yavaş arabalar dersiniz mesela. Bunların her birine pekiştirme diyoruz. Şimdi arkadaşlar föyümüzde sıfatlarda pekiştirmenin son maddesi olarak vermiş ama ben bunu ayrıca derslerimde yazdırıyorum. Arkadaşlarınız bilir. Diyorum ki niteleme sıfatlarının önüne en, daha,
çok, az ve benzeri miktar zarfları getirilebilir. İşte çalışkan öğrenci, ne kadar çalışkan öğrenci, çok çalışkan öğrenci. İşte güzel kız, ne kadar güzel kız, bayağı güzel kız. İşte ihtişamlı şehir, ne kadar ihtişamlı şehir, en ihtişamlı şehir. Buna derecelendirme adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi zarflarda yeniden bunu vurgularız ama burada bir daha söyleyelim. Düzenli bir şekilde. Zarflar normalde fiilleri, fiilimsizleri ilgilendirir, belirtir biliyorsunuz ama niteleme sıfatlarının da önüne miktar zarfı gelebiliyor. Buna da derecelendirme zarfı adını veriyoruz. Evet, şimdi gelelim örnek soru 3'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur diye sorar. A'da ne var? Masmavi deniz var. B'de tertemiz bir ortam var. D şıkkında ıpısız caddeler var. E şıkkında çırılçıplak ovalar var. Şimdi C'de de pekiştirme kelimesi var ama direkt isim görevinde yüklem olmuş, ek fiil almış. Sıfat görevinde değil. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Evet, hangisinde adlaşmış sıfat isim tamlamasının içinde yer almıştır? Şimdi isterseniz isim tamlamalarını bulup içinde adlaşmış sıfat var mı diye bakabilirsiniz. İsterseniz adlaşmış sıfatı bulup bir isim tamlamasının ögesi mi diye bakabilirsiniz. Şimdi ben bakayım bir. Doğaçlama yapalım. Çürüklerle sağlamları ayrı ayrı koyalım. Çürük meyvelerle sağlam meyveleri mesela. Bunlar adlaşmış sıfat ama isim tamlaması yapmamışlar. O yüzden A'yı götürdüm. Buraya gelen gönüllü insanlardan biri olmalı deseydim sıfat tamlaması olacaktı ama gönüllü deyince adlaşmış ve gönüllülerden biri derken belirtili isim tamlaması yapmış. Demek ki cevabım B şıkkı. C şıkkında arkadaşlar yani adlaşmış sıfatımız yok. D'de gene adlaşmış sıfatımız yok. E'de gene adlaşmış sıfatımız yok. Onları zaten eledik. Evet, bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diye böyle karma bir sıfat sorusu. Gene 2017 TYT örnek soru kitapçığında 5. sorumuz. Buradan bakalım hangileri var. İşaret sıfatımız var mı? Bakalım hemen hızlıca. Hangi yana o yana? Hangi yana bu yana? Bunlar işaret sıfatı. Götürdüm. Belgisiz sıfatımız var mı? Şöyle bakalım. Mesela yöntem isim. Nasıl yöntem? Hayvanın uyguladığı bir yöntem. Buradaki bir belgisiz sıfat. Birçok yırtıcı hayvan var. Bakın burada bir belgisiz sıfatımız var. B'yi götürdüm. Sayı sıfatımız var mı? Bakalım şöyle hızlıca. Kaç yana sallarsak? İki yana sallarsak? Bakın burada sayı sıfatımız var. İşte yırtıcı hayvan. Yırtıcı hayvanın uyguladığı yöntem falan derken bunlar zaten niteleme sıfatı götürdüm. Demek ki 5'te ne yokmuş? Soru sıfatımız yokmuş diyeceğiz arkadaşlar. Evet, örnek soru 6 gene benzer bir soru. Hangisi yoktur diye soruyor. Pekiştirilmiş sıfatımız var mı bakalım. Sapasağlam bir adam. Burada pekiştirme sıfatım var. Bu aynı zamanda niteleme sıfatı. Buradan D'yi de götürdüm. Sapasağlam bir adam derken bir belgisiz sıfatımız arkadaşlar. Oradan B'yi götürürsünüz. Birden çok sıfat almış bir isim. İşte yine adam kelimesinde sapasağlam bir adam derken hem niteleme var hem belirtme sıfatı var. E'yi de oradan götürelim. Demek ki ne yokmuş? C şıkkı yokmuş. Evet. Peki sıfatlarda küçültmeyi nasıl yapacağız? Bizim bildiğiniz küçültme eklerimiz var. Cıkcık eki, cace eki ve ımsı imsi ekler arkadaşlar. Sıfatlara bunları getirerek sıfatlarda küçültme yapabiliyorsunuz. Mesela nasıl yapıyorsunuz? Dani'nin üzerinde beyazımsı bir tişört vardı diyorum. Nasıl tişört? Beyazımsı bir tişört. Ha, şimdi burada yalnız tişörtün boyutunu küçültmedim. Beyaz gibi, beyaza yakın renkte bir tişört anlamını kastettim. Evimizin genişçe bahçesinde çocuklar oynar. Bahçe geniş miymiş? Hayır. Ama genişe yakınmış. İşte Dani küçücük elleriyle bana el salladı. Nasıl eller? Küçücük eller. Bakın orada direkt küçültme yaptık. Burada tabii neye dikkat edin sorularda? Şey sorabilirler arkadaşlar. Küçültme eki alan sözcük farklı türdedir. O zaman da isim mi sıfat mı diye bakarsınız. Evet, etkinlik 2'ye gelelim. Doğru yanlış etkinliğimiz. Birinci sözcük sıfatı derecelendirerek anlamını pekiştirmiştir diyor. Nasıl şekil? Güzel şekil. Peki ne kadar güzel şekil? En güzel şekil. O yüzden buna doğru dedim. İkinci sözcük isim tamlamasında tamlanan durumundadır demiş. Edebiyatımızın hikayecileri derken edebiyatımız burada tamlanan değil. Tamlayan durumunda, o yüzden buna yanlış diyoruz. Üçüncü sözcük pekiştirme sıfatı mıdır? Sımsıkı pekiştirilmiş bir kelime.
ama fiilimsinin önüne gelmiş. Yani zarf görevinde kullanılmış, sıfat değil. Dördüncü sözcük bileşik yapılı bir isimdir diyor. Dörtte ne var? Takım ada var. Evet, takım ve ada iki kelimeden oluşmuş. Beşinci sözcük sadece belirtme sıfatı almış bir isimdir demiş. Yolculuk isim. Nasıl yolculuk? Etkileyici, niteleme sıfatı. Bir de belgesiz sıfat. Burada niteleme de var. O yüzden buna yanlış diyorum. Altıncı sözcük belirtme sıfatıdır. Hangi ses bu ses? İşaret sıfatı. Yani bir belirtme sıfatı doğru. Yedinci sözcük adlaşma sıfattır. Ev kelimesi zaten isim arkadaşlar. Adlaşma sıfat değil. Buna da yanlış diyeceğiz. Evet. Yapı bakımından da arkadaşlar sıfatları üçe ayırıyoruz. Her sözcük türünde olduğu gibi. İşte basit nedir? Türemiş nedir? Birleşik nedir? Bunları zaten biliyoruz biliyorsunuz. Basit yapılı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Şimdi sıfatlar genelde zaten herhangi bir çekimeki almıyorlar. Çekimeki aldıkları zaman biliyorsunuz adlaşıyorlar. Dolayısıyla bol bol basit sıfatla karşılaşacağız zaten kök durumunda olanla. Burada da bakın bir öğrenci, mavi göz, zor sorular, sarı yapraklar demiş. Yapım eki almış sıfatlara ne diyorsunuz? Türemiş. Bakın yıldızlı gece, elbiseli kumaş, inatçı keçi gibi örnekler vermiş. Ama gelelim asıl şimdi arkadaşlar zorluk bileşik yapılı sıfatlarda. Biz bileşik yapılı sıfatları ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar. Ne demek arkadaşlar anlamca kaynaşmış bileşik sıfat? Birden çok sözcüğün bitişik yazılmasıyla oluşanlar. İşte biraz zaman. Bakın belgesiz sıfat bir ve az kelimelerinden oluşmuş. Nasıl yazı? Geliş güzel yazı. Geliş ve güzel kelimesi birleşmiş. Açık göz adam. Açık ve göz kelimesi birleşmiş. Birkaç kişi, bir ve kaç kelimeleri birleşmiş. Bunlar direkt anlamca kaynaşmış olanlar. Ama bakın şimdi gelelim kurallı bileşik sıfatlara. Yani kelime grubu biçimindeki bileşik sıfatlara. Bakın burada bir sürü madde vermiş bize. Şimdi ben bunun iki tanesini çok çıkanı kendime anlatmak istiyorum size föyden bağımsız. Şimdi arkadaşlar diyelim ki elimizde bizim bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlaması neyden oluşur? Sıfat artı isim. Siz bir sıfat tamlamasına lı-li, lık-lik veya sı-siz eklerinden birisini getirip bunu alıp bir ismin daha önüne koyun. Örnek verelim. Mesela geniş bahçe. Nasıl bahçe? Geniş bahçe. Niteleme sıfatı. Lı-li ekini getirdim. Nasıl ev? Geniş bahçeli ev. Bakın sıfat neresi burada? Geniş bahçeli. Bunun içinde bir tane daha sıfat tamlaması var. Nasıl bahçe? Geniş bahçe. O yüzden ben bunlara matruşka sıfat adını veriyorum. Ya da gene bir sıfat tamlamasını alalım. Sıfat artı isim. İsimle sıfatın yerini değiştirelim. İsmi başa alalım. Sıfatı ikinci sıraya alalım. Ve isme üçüncü tekil iyelik eki getirelim. Ve bunu alıp başka bir ismin önüne koyalım. Şimdi gene geniş bahçeyi alayım. Bakın bahçeyi öne aldım. Genişi ikinci sıraya aldım. Onun bahçesi. Buna bir iyelik eki getirdim. Nasıl ev? Bahçesi geniş ev. Bakın böyle iki şekilde kurallı bileşik sıfatı çokça yapıyoruz ve bazen sorularda gözden kaçırabiliyoruz. Ve bunun dışında isim tamlamalarını da biliyorsunuz sıfat şeklinde kullanabiliyorduk. Duman grisi, palto, kitap düşkünü, çocuk demiş. Yani sıfat fiil grubu biçiminde olabiliyor zaten. Az önce örneklerde bir sürü gördük. Mesela ben dersi anlatırken bilgisayarla ilgilenen Dani dikkatimi dağıtıyordu dedim. Nasıl Dani? Ben dersi anlatırken bilgisayarla ilgilenen Dani. İşte o kısım mesela sıfat fiil grubu şeklindedir. İkileme biçiminde olabilir. Gördüğünüz gibi sayı grubu biçiminde olabilir. Yani tamlama biçimindeki sıfatları da biz bileşik sıfat olarak ne yapacakmışız? Kabul edecekmişiz. Şimdi burada etkinlik 3'te sıfatları bulalım ve yapılarını söyleyelim. Bakın nasıl elbise? Beyaz çiçekli elbise. Nasıl çiçek? Beyaz çiçek. Kurallı bileşik sıfat. Nasıl işler? Gündelik işler. Türemiş sıfat. Günden günde, gündeden gündelik. Nasıl temizlik? İnce temizlik. Bakın. Basit sıfatım burada. Şimdi nasıl taşlar? İrili ufaklı taşlar. Bakın burada bir tane var. Tamlama biçiminde. Dolayısıyla bileşik sıfat. Kaç parıltı? Bir parıltı. Bir de burada basit sıfatımız var. Bu sevimli ihtiyarı daha ilk gün sevmiştik diyor. Burada 3 tane bakın sıfatımız var. Hangi ihtiyar? Bu ihtiyar. Basit. Nasıl ihtiyar? Sevimli. Sevmekten sevim, sevimden sevimli. Türemiş.
ilk günde gene basit. Gördüğünüz gibi. Kuru otlar. Nasıl otlar? Kuru. Basit sıfatım. Havası temiz yer. Bakın yer değiştirerek kurallı birleşik sıfat yapmışız. 3 kişilik koltuklar. Gene kurallı birleşik sıfat yapmışız. Nasıl biri? Alıngan biri. Türemiş sıfatım var burada. Devam ettim. Etkinlik 3'e. Şimdi hangi yıl? Önümüzdeki yıl işaret sıfatı. Sıfat yapan ki eki gelmiş. Bu yapım eki olduğu için buna türemiş sıfat diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl cadde? İştek cadde. İşten işlemek, işlemekten iştek. Yine türemiş sıfatım. Şimdi burada bu cümle zor. Nasıl konuklar? Seçkin konuklar türemiş. Gördüğünüz gibi. Ama bunun dışında bakın bir de ne var orada? Dede yadigarı konak var. Tamlama biçiminde. Bu da birleşik. Pardon yanlış yere yazdık. Neyse şuraya yazalım. Karalayalım. Evet. Nasıl köpekler? Başıboş köpekler. Gerçi burada da birleşiğimiz varmış. Onu da tikleyebiliriz. Burada. Boş ve bakımsız bir arsa. İki tane var. Bakın birincisi basit. İkincisi türemiş. Biri de gene basit. Yani hem basit var hem türemiş var. Boş ve bakımsız arsa derken. 30 metrelik bir ip. 30 metrelik kurallı birleşik. Bir de basit. Şuraya yazacaktık. Evet. En büyük korku diyor. Büyümekten büyük. Türemiş. Orta yaşlı bir mühendis. Orta yaşlı birleşik. Bir de basit. Puslu bir tatil günü. Puslu türemiş. Bir basit. Çamurlu sokaklar türemiş. Üçer kişilik gruplar birleşik. Evet, böylece arkadaşlar sıfat konusunu sonlandırmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.